Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bir yer okuyacağım. Kullanabilen her yerde kullanır. Derdin mi var? Ailevi sorunun mu var? Evlenemiyor musun? Ailende sorun mu var? Evlendiğin sıkıntı mı var? Ne hatırına geliyorsa? Ölümden mi korkuyorsun? Diyeceksin ki Salih ne acayip bir şey değil mi? Her şeye çare bir şey. Bu formül. Becerebilirsek hem takdim etmeyi hem de sen iştahlı dinlersen merak edersen hakikaten neymiş? Ben ilginizi çekmek için söylemedim. Vallahi beni çok sıkıntılardan, çok kuyudan çıkarttı. Bu ya, şimdi okuyacağım yer. Çok dertlerimize derman oldu. Başla. Derdim var değil mi? Bak ne yapacağız şimdi? Bir mukaddeme yapıyorum, sonra bağlardan devam edeceğim. Hasbunallah ve ni'mel veki. Ne demek? Bu ne güzel vekildir. Değil mi? Benim vekilim odur. Hasbunallah, bizim vekilimiz Naha. Değil mi? Ama o ne güzel bir vekildir. Vekil. Vekalet alamayan. He? Senin yerine icraat görmez. Mesela notere gittim, seni vekil ettim. Benim adıma benim gibi değil midir? Allah benim vekilimse benim yerime koyacaksın Allah'a. Değişti mi Salim giriş? Bak şimdi. Vekalet verdi mi Faruk sen abim? Mal satamaz mısın? Benim malımı. Artık ben sen olmuşsun. Çünkü Bakara suresinde mesela vekil olan, kefil olan, şahit olan, kefil olan borçlu gibidir. İslam hukukunda. Aynıdır. Sen birisine kefil mi oldun? Ben kardeşim. Ben bu paranı vereceğim kefilim. Ne demişsen aynı boşluğu gibisin. Şimdi Allah vekil mi? Senin yerindedir. Öyle paldır küldür gitmeyeceksin Abdullah. Allah vekil. Ne demek vekil? Sen. Ben çıktım. Benim adıma icraat yapıyor. Sonra benim adıma ölüyor. Benim adıma nükel mekile cevap veriyor. Vekil ya. Vekilliğini kabul etmişse. Benim adıma kansere cevap veriyor. Benim adıma istiğfar ediyor. Hele sun. Tuhaf değil mi şimdi? Tuhaf abi. Nasıl oluyor peki? Anlamıyorum hareket. Vekillikte. Dersin başında da vekillik var. O dersin başında da. Evet, üstadın vekilisin. Ha derste oturma. O yok, dersin ilk girişinde de hasbunallahu ve ni'mel vekil diye şeyi var. Yani vekil zaten yazıyor. Allah'ı vekil ederek derse. Evet. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Diyerek derse başlıyor. Evet. Vekil zaten. Allah kendi söylüyor, beni vekil yapın diyor. Ben seni vekil yapıyorum diye beni çıkartmamışız. Değil mi? Allah Allah. Tuhaf. Ayetine müracaat ettim. Sıkıntı. Allah adına hareket etmek o mu oluyor yani? Allah namıyla işte. Allah namıyla başla. O şekilde mi vekil abi? Sırf o değil ya. O çok beni doyurmuyor. Yani diyeceksin ki abi risale var mı? Doyurmuyor beni. Yalan değil. Allah adına işte. Allah adına. Bismillah diye. Bismillah hiç. Beni doyurmuyor. Var da şimdi bu bana çok hayret veriyor şurası ya. Yani şöyle bir tabir var da hani insan bir işe besmele ile başladığı zaman diyor kudreti ilahinin taallukatı, kudreti tecellidir yani insan yaptığı işe bir ruh gibi olur diyor. Tamam iş atacağız da. Besmele için. Evet her şey için dedi şey yap dedi. Bak şimdi ayetine müracaat ettim dertlerime karşı.
dedi. Ayet der mi? Ayet bu mu? Bu sureti. Ayetin sureti var. Kanun beraber giriyorum bak içeriye doğru. Sureti, gir içeriye. Kanuniyeti, gir içeriye. Hakikati, gir içeriye. Mahiyeti, her şeyi. Şimdi bu kitaplıktaki Kur'an, Kur'an değil, Musaf'tır. Bir yerde demeyesiniz, hoca var Kur'an'a bu Kur'an demiyor diye. Musaf sayfalarmış. Bu surettir. Tamam mı? Bunun kanuniyeti var. Bunun hakikati var. Bunun bir de mahiyeti var. Mahiyeti kaynaktır. Hasbunallah yani ayet arkadaşlar kısacası canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ayet. Çünkü ayet-i kerime Allah'ın kelam sıfatından geliyor. Kelam sıfatı cansız olamaz. Topraktan, ölü topraktan, ölü çekirdekten hayat gelecek. Subuti sıfattan gelen kelam sıfatı cansız olacak. Onun için mahluk değil Kur'an. Kur'an'ı bunu derse mahluktur, sayfadır. Ama buna da diyor ki mektubatta, şimdi bu cilttir, bu da cilttir. Farkı var değil mi? Ama bu cilt buna hayat olmuş. Yani içiyle dişi özdeş olmuş. Kur'an'ın libası olan şu sureti Kur'an'a deri olmuş diyor. Tamam mektubatta var. Bunun gibi değil. Bak bu da deri. Yani bu da libas. Libas. Bu da libas. Ama buna kaynak olmuş artık. Bana. Şimdi ayet-i kerime canlıdır arkadaşlar. Canlı. Kur'an canlıdır. Ruhludur. Şuurludur. Devam. Bizim irade kudreti tazamıyor. He. Yani ondan. Hani kelam ile ya Kur'an. 430'da ne diyor sözlerde? Bu kelamın içerisinde ilim, irade, kudreti tazamın etmiş. Mesela diyeyim bak işte. Öyle kapılar var ki Hasan kapı açılıyor mu? Açılıyor. Öyle değil mi? Hasan deyince açılıyor. Ses nasıl canlı oldu? Mesela bir insan düşünün. Bir adam konuşuyor doktor. Ölü insanı diriliyor. Dirilmiyor mu? Diriliyor. Yani psikolojisi bozuk. Adama bir konuşuyorsun kuyudan çıkıyor. Hayat geliyor hayat. Kelam sıfatı içinde ilim, irade, kudret var. Ona bir misal daha vereyim. Odun. Duman yok mu içinde? Var. Nur yok mu? Var. Isı yok mu? Işık yok mu? Kalori yok mu? Renk yok mu? Var. Ha. Kitaplığımızdaki Kur'an harfleri oduna benzer. Çekirdeğe benzer. İçindeki meratipler çekirdeğin içindeki sisteme benzer, programa benzer. Yaprak orada, çiçek orada. Abi nerede ya? Çekirdeği yarın yaprak göremezsiniz. Yaprak görür mü? İçine tadı göremezsiniz. Şekli göremezsiniz. Ama buradan nerede şey yapacaksınız o çekirdeği? Okutacaksınız. CD'yi alın. CD'yi alın, film. Çıplak gözde film var mı? Yok. Ses var mı? Yok. Bilgisayarla okuttuğun gibi çekirdeği nerede okutacaksın? Toprağa bilgisayarla okutacaksın. O sana söyleyecek içeriğini. Çekirdeği toprağa okutacaksın. Kur'an'ı insana okutacaksın. İnsanı neye okutacaksın? He? İnsan neye okutacaksın? İnsanı da o şeceri hilkatıyla okutturuyorsun. Üç aynı ya. Kur'an, şeceri hilkat, insan. İkiz, üçüz de bunlar. Kardeş ezber gidiyoruz tamam mı? Aslında tanımlar, terimler oturması lazım. Kur'an bana dedi ki, tamam mı? Ya bunlar mecazdır. Bunu takkeme al. Ne mecazı? Hakikattır. Niye hakikati surete hamlediyorsun?
Ömründe odunun yandığını görmeyene nasıl anlatırsınız içindekini? Camide kağıt yaktım, odun yaktım. Hem de kurban bayramı cuma gününe denk geldi. Hem bayram namazı hem cuma namazı. Cuma. Yani şey günü geldi, pazarda. Biliyor, duydunuz değil mi onu? Kürsüde yaktım onu. Millet kaymakam bakıyor lan. Kürsüde adam kağıt yakıyor ya. Ahiret nerede dedik. Bu kağıdın neresinde duman, nur, ışık varsa ahiret dünyanın orasındadır. Ama ömründe bunun yandığını görmeyene anlatamazsınız. Ama bak bakalım, tutuşturdum. Herkes seyrediyor kürsüde. Peki bu bundan çıkar mı? Kim beklerdi? Bu bundaymış demek ki. Ahiret de dünyanın içinde böyledir. Çıktığımız zaman tabii böyle bir şey denk gelmedi. İlk önce yakacağın zaman dedi. Emniyette. Amirmiş. Bayram ya. Hem cuma. Ya dedi, bu nasıl bir şey? Hakikaten dedi ya. Hocam dedi, ahiret. Şaşkın. O kadar yakın mı dedi ya. Oduna nurun yakın olduğu kadar. Gül goncası diyor işte tabi, hakikaten o misal yani. Evet, gül goncası gibi yani, bütün alem iç içe. Aynen. Bir kılıf daha. Mısır'ın koçanı mesela. Bir kılıf daha. Bak bakayım içinde koçan. Allah hakikaten Allah'tır ha. Yani içinden coşarak dedi. Allah Allah'tır ya. Nasıl sevilmez ya. Tövbe ya, sarılıp bir öpesi geliyor ya. Tövbe estağfurullah. Allah'ım beni affet ya. Allah'ın hatırına hepimiz affetsin ya. Müslümanlar affetsin Allah'ım. Elhamdülillah. Çok hoşuma gidiyor Allah. Yapmış işte. Usta. Elhamdülillah. Hasbunallah. Ve ni'mel vekil. Beni vekil yap. Ben senin asıl gibi olayım. Benim vekilimse tamam. Kabirde benim adıma cevap verdi. Ha? Sen vekilimsin. Ben pek konuşamıyorum. Avukatımsın da sen cevap ver yani, hakim soracak. Ne oldu şimdi? Kime cevap veriyor? Muhyiddin Arabi'ye demişti ki, ben Rabbuke. Rabbin kimdir? Allah Allah. Şaşırmış, demiş ki, biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar demiş. Sen ben demişin yok ki. Sen, ben, sen. Ama biz bizdeydik. Sen ne farklı bir şey ya. Melek dedi ki, ya Rabbi ne diyor dedi. Keşfel kubur ha, eğilimleri görmüş. Keşfel kubur, kabir keşfeden bile. Ya Rabbi ne diyor dedi. Onun sözleri zaten dünyada da anlaşılmıyordu. Bırakın dedi. Ama Allah, vurun kafası ver. Allah öyle bir Allah ki, bırak. O kadar güzel bir Allah. Biz Allah'ı tanısak var ya, delisi oluruz, delisi. Onun cilve, cemal, nakış, sanatı olan kıza, paraya, mala, mülk, onların esmasını, Allah da esma değil ha. Esma onundur. Haşa Allah değil. Cilvesi, cemali, nakşı, sanatını aşık oluyoruz, deli oluyoruz, kafa yiyoruz. Ya bu Allah biraz kendisini aralasa? Biraz aralandı da şimdi değerlenmiyorsun ya, manyaklaşıyorsun, manyak konuşuyorsun. Ve biraz da aralasa ne olacak? 13 Şebi Aruz demiş, da evlenme gecesi demiş. Adam durumu iyi değil ya, onun durumu iyi değil ya, bizim değil. Faruk bana demişler, metsuptur o demişler. Birileri diyor ki filozoftur, onun ikisi de zıt yani. Allah'ını biraz hissetsen var ya, akıl da kalmaz da. Biraz fikredip, hissedip, mahsedip sevk etsen, Allah böyle sevk etmeye kalksan, acaba benliğin kalır mı? Ben diyebilecek bir halim var mı? Ne metsu bu? Allah, elhamdülillah. Allah ustadımızdan razı olsun. Allah sevilir kardeşim. Allah çok tatlı bir şey. Sekirat geldiği zaman gözünüzü kapatırsınız. Allah'ın rahmetine odaklanırsın.
Ne Azrail'i düşünürsün, ne Mükennekil'i düşünürsün, ne olur. Odaklanacaksın böyle. Şimdi senin elinde değil tabii, bu söylediğim olacak zaten sende. Bu sende zaten olacak. Ruh oluyor, ruh. Kazandığımlarımız akılla cevap vermeyeceğiz orada. Merak etme, bunlar olacak. Allah, ben sanki kalp vurmuyor, ben hasta olmuyor, ben zehirlenmedim. O anda odaklandım Allah'a. Ortan nabız düşüyor, zehir var ya, hasta, zehir verdikleri zaman nabız düşmüş. 4.5'a, 4'e düş, şey, kaça dediler? 2-2.5'a düşünce ölüyormuş, donuyormuş. Ben 4.5'a düşmüş, 4.5-5 mi? Duyuyorum ama gözüm görmüyor hiçbir taraf. Odaklandım Allah'a. Hiç, ne Azrail ne Mükennekil. Allah. Bitti. Hasbunallah ve nimel vekil. Ayetine müracaat ettim. Dedi ki bana, canlıdır ayet. Bu değil ayet. Eğer ayet buysa değildir, teşbihtir. Bu surettir. Aha benim kazak gibi. Yok tabi Kur'an'daki yaprak bu. Yazının şekli bu. Deri. Tamam. Dedi ki bana, derdim var ya Rabbi. Allah'ım kabirden korkuyorum. Allah'ım kanserden korkuyorum. Bana dedi ki ayet, vekilim, avukat, bir sorduk da mahkemeyi verdik, davayı verdik. Bana dedi ki böyle böyle diyeceksin, tamam. Biz de müracaat ettik. Derdim var dedim Allah'ım. Beni vekil yap dedi. Yaptım. Şimdi bana diyor ki, sana hayatı veren zat-ı hayy-i kayyuma göre hayatına bak. Bu ayet bana ne diyormuş? Sana hayatı veren hayyu kayyuma göre hayata bak. Kendine bakma, kendince bakma. Sana hayatı kim vermiş? Allah. Bütün levazımat ona ait. Tekalif de ona aittir. Diyor ki ben sana hayatı verdim. Sen buna bakıyorsun. Bak, sen buna baktın. Yaklaştır. Buna bakarken bununla bakacaksın şimdi. Farklı ha? Buna baktın. Şimdi buna bakıyorsun. Buna bakınca bu gözüküyor mu? Gözükmüyor. Sana hayatı veren zatı hayyu kayyuma göre onun hayattaki gayesine göre, maksatına göre hayatına bak. Hayatınla bak bu sefer. Arzularına bakma. O zatın hayattaki kastına göre hayatına bak. O zaman bir an yaşamak itiyor. Uzun yaşamak değil, doğru yaşamak. Ben de baktım. O nazar, Allah'ın bakışı, Allah'ın baktığı yerden bakmak, bakabilmek. Baktım diyor, gördüm ki hayatımın bana bakması bir ise zat-ı hayyu kayyuma bakması 100'dür. Mesela gemide orta asır Resul. Selahattin. Gemide orta asır. 99 ise senin. Biri benim. Gemi batarsa en çok kim üzülür? Yani 99 hissesi olan üzülür. Tabii. Aklın yolu değil. Kar etti. Hissesi çok olan sevinir. Bu hayatın ne diyorum usta? Hayu kayıma bakan 199 bana ise birdir. Hayat onun. Malikel mülk. Mülkün sahibi odur. Yetesarrafe fi mülkihi keyfe yaşa. Mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Evirir, devirir, çevirir. Vay be. Böyle bir şuur olsa var ya böyle. Dünya cennet olur da. Cennet olur. Vay be. İnşallah olacak da. Bak, hayatımın bana bakması birisi Muhammed, zat-ı hayyu kayyuma bakması 100'dür. Bu batarsa bu hayat en çok Allah zararlıdır. O işte onun. Niye batırsın? Allah batırmaz. Haşa. Allah abes yapmaz. Orada sana söylediğim gibi. Herkese söylüyor.
geçmişiniz CD'ye alınsa, filme, odadasın, kimse yok. Geçmişinizi, geçmiş hayatınızı rahatı kalple seyredebilir misiniz? Keyifle. Ben seyredemem vallahi. Utanırım. O filmde oynayan benim vallahi billahi Kur'an şahidim olsun. Seyredemem, utanırım. Ama o Allah biliyor. O Allah kalktı. Diyeceksin ki nasıl sevmeyeyim? Kalktı. İkinci yeminimi yapıyorum. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için. Vallahi benim yaptığım bu işi, Allah'ın bana verdiği bu nimeti ben bana vermezdim. Bu vazifeyi vallahi vermezdim kendime. Ben geçmişime baktığım zaman vermezdim yani. Bu vazifeyi vermezdim. Ha böyle geçirtmezdim. Abdeste de öyle oldu. Niye verdi? Allah olduğu için. Muhammed geldi Sema. Böyle düşündüğüm zaman Allah böyle nasıl böyle sarılasın gelmiyor ki. Ben vermezdim kendime. Ben kendimi yerime adam. Tevazu yapmıyorum ki. Doğru söylüyorum. Hepiniz bakın geçmişine. Bu burada sen olur muydun? Sana bıraksaydılar seni. Halik'ime ait bindir. Bu hayattaki gaye bir tane bana ait, ona ait bindir. Şu halde marz-ı ilahi dairesinde Allah'ın rızası dairesinde. Çok iş yapmaya gerek yok ha. Bak bir misal söyleyeyim. Takke görüyor musunuz? Takke görüyoruz. Bu kafamdan düşüyor mu hiç? Yok değil mi? Mesela basit. Şu anda bunu öğren burada mı? Yalakalık yapayım. Basit bir hareket yapmış. Bu kadar ve öldükten sonra da bu kadar dersler kayıtlı olacak. Bundan çekilecek. Ha bak kadın. Ölünceye kadar bu dersler adedince hasenat yazılacak. Bakın Allah'ın rızasını kazanmak için çok şey yapmaya gerek yok ki. Lan hiçbir şeyin yok ya. Bir tane ampul tak lan. Bir ampul tak ya. Ha bunun altında ben lan ders yapayım işte. Ya saf olma ya. Bak o zaman diyor Halik'ime ait bindir, bana ait bir mi? Şu halde marz-ı ilahi. Marz-ı ilahi? Rızası da Allah'ın rızası. He? Dairesinde bir an yaşaması doğdu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Dedi öldü. Ay bu kadarla ne olur? Lan 500 sene Firavun yaşadı. Bunun bile nasip olmadı adama. Öyle mi değil mi? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah bir dakika bile almadı. Lan bir dakikayı bile değerlendiremedi gerizekalı. Firavun. Şu anda ne diyor Kur'an'ın lisanıyla? Allah'ım beni bir daha dönder. Bak nasıl kul olacağım. Diyor mu demiyor? Diyor. Peki Allah diyor ki böyle diyeceksiniz ama geri göndermeyeceğim diyor. Peki onun bir dakika istediği o bir dakika sende şu anda var mı? Var. O zaman içinizden. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Anlatamadım. Firavuna nasip olmadı ha bu dakika. Sana nasip oldu. Onun fırsatı yok. Senin Allah fırsatın var. Şu halde marz-ı ilahi dairesinde bir an yaşaması bir an. Bir insan Allah'ın rızası dairesinde bir an yaşasa şöyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese kafidir. Uzun zaman istemez iman için. Öyle mahluklar varmış ki, öyle kelebekler varmış ki, deniz altında öyle böcekler varmış ki. Bir an çıkıyormuş ölüyormuş. Kelebekler bir gün yaşayan var, bir saat yaşayan var. Tırtıldan kelebek olunca. Bir saat yaşayan varmış okudum. Bir gün yaşayan varmış. Denizde bir an çıkıyormuş kayboluyormuş. O gözüküyormuş da kayboluyor. Allah için uzun kısa yok ki. Peki uzun yaşıyoruz. Fırsatmış bu. Uzun fırsattır. Allah sabrediyor. Hasene arttırıyoruz. Bir de kendimizi inşa ediyoruz. Ama Allah'ın rızası çok sevapta değil. Rızasındadır. Bir rızasını kazandın mı
Çok şey yapmaya gerek yok. Bir rızasını ya. Ulan 60 sene, 20 kaç yaşındasın? 23. 23. 23 senede hiç Allah'ın rızasını kazanamasam bir tane bir şey yapamadım. Kendimi de koyayım. 54 sene. 2-3 tane Allah'ın rızasına da iş yapamadım mı? Sen de yapamadınsa, ben de yapamadım. Sana da yazıklar olsun, bana da yazıklar olsun. Bir tane yapamaz mısın ya bir Allah'ın rızası? Allah'ın bir tane rızası oldu mu yetiyor. Bir tane ha. Hayatımın çoğu değil ki. En azından suçum kadar takır tukur tokat matkat deriz. Tekme tokat. Sonra geç lan geç. Hadi git yemeğini. Allah çok hoştur. Senin gibi değil ha. Sen olsaydı, sen olsaydı mifamızı kesin. Ne güzel ya. Allah'a güven. Allah'a itimat et. Allah'ı sev. Allah'tan korkma. Allah'tan haf et. Türkçe'ye çevirince haf korku değil korku. Havf kalbidir, korku aklidir. Korkunun önü arkası yoktur. Havf önü arkası var. Elhamdülillah. Uzun yaşamak isteme. Bir an Allah'ın marziyatı dairesinde bir an yaşamak kafi. Ya işte bak. Sen dedim kanserdi birisi. Hala yaşıyor. Dedim ya namaz kılıyor mu? Kılıyordum. Oruç tutup tamam. Mesela yok ki. Kimin nasıl gideceği belli değil. 500 sene yaşadı namaz yok. Aa, 22 yaşında. Geçen işte buradan mı çıktım cuma günü? Ümraniye'den. Ümraniye'den çıktım cuma günü. Doğru çapaya gittim. Tanıdığımın çocuğu. X. 22 yaşında kan kanseri. Tabi her tarafı sayılacak. Psikolojisi bozulmasın, moral bozulmasın diye hastaneden çıkarmıyorlar. Oysa bitti. Hastaneden çıkarsalar şöyle diyecekmiş. Ya, tamam ümidi kestiler. Demesin diye ya, ne yaptılarsa rica ettiler. Yatıyor ama bitmiş. Bir hafta vermiş. Peki sordum. 22 yaşında. Yavrum namaz kılıyor muydun? Yok dedi. Oruç yok. İçimden geçiyorum. Ey gidi. Ölümü bayılmak mı zannettin? Nereye gidiyorsun? Feyne tesabu. Nereye bu gidiş? Namaz var, oruç var, dava var, kitap okumak var. Korkma! Korkma ya! Hafet, ümit ver. Tutun, hizmetine tutun. Tutun şahsi maneviye. Tutun, korkma. Namaz yok, oruç yok, dava yok, ders yok, kitap yok, Kur'an yok. İman ettin, Kur'an okuyamıyorsun. İman ettin, Allah secden yok. İman ettin, ahirete malzemen hiç yok. Nereye gidiyorsun diyor. Fe ene tesebu. He? Nereye gidiyorsun? Ötekisi varsa ne korkuyorsun? Aguşu nazdarensini açmış seni bekleyen peygamber var. Allah'ın rahmeti var ya. Elhamdülillah. Bu hakikat dört meseleyle beyan ediliyor. Şimdi ben geçiyorum şeye. Buraya. Hayatımızı veren zatı hayyu kayma göre hayata bakacağız şimdi. Tamam? Şurada bir nokta var abi. Oraya ver. Vereyim bari oraya okuyayım. Ver, ver. Şurada okunmasın. Ver abi. Bu Mustafa babanın. Noktayı nazar mı? Evet abi. Eyvah. Çıkamayacağız abi. Mustafa babalı nüfusçidir de. Şey dehliz, dehliz. Ne gösterecek şimdi? Çünkü de başlıyor abi, kısa gider. Eyvah. Au. Hatırladım. Orayı mutabık bir yer. Çünkü, varlığı okutturmayacaksın bana. Peki. Çünkü, neydi cümlemiz? Sana hayatı veren, zatı hayyu kayyuma göre, gözlüğü sana veren, gözlükçüyen nazarına göre gözlüğünle bak. Sana hayatı veren zat hayyu kayyuma göre hayatına bak. Çünkü şuur iman ile bu vücudu. İman şuur ama şöyle langur lungur yok. Fok ballı gibi yaşarsak yok. Mutfakla doldur. Tuvalette bir şart. İş veya okul. Tamam. Yatak. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu dikdörtgen içinde öl gömül. Olmaz öyle. Öyle olursa olmaz.
Ömer bir daha mutfak doldur, tuvalet boşalt, yatak, keyif. Köşeleri çoğaltmak lazım hocam. Ya. Ders, işte cami. Ya, cami. Değil mi? Sohbetler. Ve sohbetler. Yoksa bu dikdörtgen için olursa mezar dikdörtgen olur. Adam bu dikdörtgeni merak etmiyor, üçgeni merak ediyor. Bermuda şeytanın üçgeni de ne var hocam dedi. Ulan nerede bu Bermuda şeytanın üçgeni dedim, Amerika'nın güneyinde. Ne oluyormuş dedim, bilmiyormuş gibi. Ya oradan uçak geçerse, gemiler geçerse kayboluyormuş. Oldu mu? Eskide oldu. Şimdi niye olmuyor dedim, yanaşmıyorlar dedi. Peki senin oraya girme ihtimalin var mı dedim, yok dedi. Merak ediyor musun? Çok ediyorum. Peki girme ihtimalin yok, onu çok merak ediyorsun da bir dikdörtgen var, %100 gireceksin. Niye orayı merak etmiyorsun? Kabir değil, Bermuda şeytan üçgeni değil, Bermuda melek üçgeni, dikdörtgeni. Can, endişe istikbali orayı düşünmek için vermiş değil mi abi? Evet, endişe istikbali için vermiş. Allah yani ölüm korkusu olsun, hayatını zehir etsin değil. Endişe istikbal, hayatına nizam ver. Onun için vermiş. Çünkü şuur iman ile bu vücudun, vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Bak bu vücudun, vacibül vücudun, vücudunun eseri, sanatı, cilvesi. Anlamakla, olduğunu anlarsak, bir daha bu vücudun, vacibül vücudun, vücudunun eseri, cilvesi ve sanatı. Eseri, sanatı, cilvesi olduğunu anlamakla ne oluyormuş? Şuur imanla anlaşılıyor ama. Vahşi evhamın, vahşi, vahşi düşünün. Mesela Salih burada mısın abi? Suudi Arabistan'a, şey, Afrika'ya gitti, o belgesellerin adı çekildiği yer neresi diyorlar oraya? Safari. Safari mi? Seyrettin mi sırtlanı? Sırtlanı. Sırtlan, aslan, timsah. Seyrettin değil mi abi? Tamam. Şimdi bir tanesine kurtuldun timsahtan. Yılan var. Sırtlan var. Akbabalar var. Kurtulmak çok zor değil mi? Vahşi evham değil mi? Vahşi evham. Mutlaka seni bir tanesi parçalayacak. Ya nasıl bir kafanı mı gargallayacak? Timsah mı yutacak? Haya yerlerini mi koparacak sırtlarının özelliği o? Aslan mı boğazından tutacak ölecek? Enişte. Yani vahşi evhamı anlatmaya çalışıyorum. Vahşi bir safari. Vahşi. Hepsi vahşi. Hepsi hayatına hedeflemiş. Vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından, hadsiz demek bir çölde timsah var, bir karanlık. Sırttan bir karanlık, yılan bir karanlık. Yani bu benim hayatıma göz dikenler hepsi vahşi. Vahşi, hadsiz. Karanlıklarından, vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz mufarakat ayrılıklardan ve fırakların elemlerinden kurtarıp mevcudata hususan zihayatlara taalluk eden efaldi esma-i ilahi adedince uvvet rabıtaları ile münasebet peyda ettiğim münasebet peyda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir fırak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Cümle bu kadar. Bir daha. Şuur iman ile bu vücudun zat-ı vacibül vücudun vücudunun eseri sanatı cilvesinin olduğunu anlamakla hadsiz evhamın karanlıkların hadsiz karanlıklarından vahşi karanlıklarından hadsiz mufarakat ve fıraklarından elemlerinden kurtulur insan mevcudata yani hadsiz karanlık şu kabir bir karanlık. Sekerat bir karanlık, ihtiyarlık bir karanlık, kanser bir karanlık, hadsiz karanlıklarından ayrılık değil mi ayrılık? Ölüm neymiş biliyor musunuz Risale'de? Ölüm fırakmış. Vissal ne fırak?
Yani fırak, eğer diyor fırak olmasaydı ölüm gelemezdi diyor. Neticesi yani şuur imanı ise visaldır, kavuşma. Ama şey, kendisi korkunun sebebi ayrılıkmış. Cesedimden ayrılacağım, lezzetlerden ayrılacağım, hanımından, eşimden, paramdan, mülkten, dünyadan ayrılacağım. Niye çocuk korkmuyor? Fırak yok. Niye deli korkmuyor? Fırak yok. Niye hayvan korkmuyor? Ah olan ah, battım bu dünya diye sığır gördünüz mü? Firaka giden korkuyor yani. Firaka giden fıraktan korkuyor. Ama fıraka gittiği halde sığır bilmiyor. Ya. Dedim ki, meşhur bir tane şarkıcı vardı. Karadeniz'di. Bir yere denk geldik. Ya dedim, Eminem Eminem deyip durdun dedim. Alamadın mı dedim ya şunu. Güldü, hani sizin gibi güldü. Aldım dedi. La daha ne bağırıp duruyorsunuz dedim ya. Eminem Eminem yaptın beni, yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, viran ettin. Daha bu ne bağırma yanmalar. Dedi ki, ben de aynı soruyu soruyorum dedi. Ya biz dedi, sevgiliye kavuşmak adına her şey yaptık. Tamam elimize geçti. Elimdeyken gene yanıyorum dedi. Ben de anlamadım dedi. Neymiş biliyor musunuz? O aslında ruhunun, kalbinin istediği var ya, asıl sevgili, aşk-ı mecazi, aşk-ı hakiki. Onu bulamadığı için ne bulursa başına bela bulmuş. Ya. Arkadaşlar, şuur-u iman ile bu vücudun, vacibül vücudun, vücudunun eseri, cilvesi, sanatı olduğunu anlamakla vahşi evamın hadsiz karanlıklarından, bak hadsiz karanlıklarından ve hadsiz mufarakat, hadsiz fırakların eleminden kurtulup şuur imanla mevcudata hususan zihayatlara taalluk eden yani efaldi, yani Allah'ın icraatından olan bu hadiseleri biz yorumlayamadığımız için garip garip manalar yüklüyoruz ayrılıklara, ölümlere. Esma-i İlahi adedince uhuvvet rabıtaları. Şimdi bizimle alakası değil mi ahiret, cennet, cehennem? Cennet bizimle alakası. Rabıtamız var. Rabıtayı kuvvetleştiriyor işte gidiyoruz. Zihayatlara taalluk eden efaldi Esma-i İlahi adedince uhuvvet rabıtaları münasebet peyda ettiğinden mesela Üstad Hazretleri herkesi korkutan Azrail'i cidden sevmeye başladım dedi. İman bizi Azrail Aleyhisselam'a dost yapıyor. Herkesi korkutan Azrail'i cidden sevmeye başladım diyor mu? İman arttıkça o azap, bize azap veren şeyler kalkıyor. Lezzeti inkılap ediyor. Lezzeti inkılap ediyor. Şimdi bak, adam bir fabrikayı iflas ettiği için intihar etmiyor mu? Her gençler ediyor mu, etmiyor mu? Bir kızı seviyorum alamadım diye intihar eden yok mu? Peki bu insan cennetteki huriyi görse buradan intihar eder mi, etmez mi? Huriye kavuşayım diye. Lan kız için intihar eden huri için ne yapar lan? Kafasını kopar. Peki fabrikayı iflas ettim diye intihar eden yok mu? Duymuyor musunuz Salih? Peki cennetteki mülkleri görse ne yapar? Kavuşmak için bir an durur mu? Kız için intihar eden, fabrika için intihar eden, cennetteki bağları, bostanları, fabrikaları, mülkleri, saltanatları, villaları görse ne yapar? Hemen çabuk gideyim diye intihar etmez mi? Allah işte intihar etmesinler, orada vazife yapsınlar diye o ahiretin dünyadan 70 kat güzelliğini Allah mezarlıkla, kefenle, perdelikle, kuyuyla, çamur patakla, karanlıkla, soğukla örtmüş. Gözükmesin. Gözükseydi ne yapar? Kız için intihar eden, huri için 10 defa intihar eder, hemen ölürdü. Hemen kavuşayım diye. Bir tane adam göremezsin dünyada. Hepsi ölmüş gitmiş. Sahabe de ölmek istemiş, görmüş. Demiş ya, ya Resulallah demiş, dua et ben demiş, öleyim demiş. Şehit olur. Yani. İdris Aleyhisselam değil mi? Gitmiş gelmemiş. Bir bakmış, aman yarabbi. Subhanallah. Hani İdris? Çıkacaktın. Doğru ya Rabbi. Söz verdin dedi.
Allah'ım sen de söz verdin. Cennette her kim ne isterse tamam ben de cennetteyim. Cenneti şimdi istiyorum. O sözümü değiştirmek burada mümkün. Çünkü ne istersen kabul et. Sözümü değiştiriyorum burada kalmak istiyorum. Uyanık değil mi? Tabii ya peygamber saf olur. Ben gideceğim de senin için geri geleceğim. Başka aklım kalmadı. Ama peygamber gelir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam gitti geldi. Oraya girdi geldi. Geldi vallahi ya Salim. Ya senin benim için geldi ya. Sen gelir miydin şimdi cennete? Yalandır ya. İdris Aleyhisselam gelmedi sen mi geleceksin? Vallahi düpedüz yalan. Gelim derse. Kimse gelmez. Vallahi gelmez. Lan bir de bu riska girer miyim ya? Hani kazanma ve kaybetme davası. He Veysel, girer misin bu riska? Bu riska. Ha? Yok yok. Ama peygamberimiz geldi. Ondan sonra 3 gün aç kal oradan gel. Midene taş bağla. Bir defa yatıp uykumu aldığımı bilmiyorum der. Bir yüzüm tanesi diyor. 10 defa üzülüyor. Bu nasıl peygamber ya? Bu nasıl bir insan? Nasıl şefkat? Nasıl muhabbet, nasıl kucaklama bilmiyorum da. Bilmiyorum. Bir işte makamı Mahmut herhalde bozsa gerek. Bizim için geldi de Resul Allah aşkına. Peygamber cennete girdi ya Miraç'ta. Gelmiyorum dese Allah reddedecek miydi? Ben seni yüzü sürmeye yatırım. Vallahi reddetmezdi. Risale geçiyor değil mi? Cennete girdi, cehennemi gördü diyor. Sonra aşağılarlara gitti. Cebrail arkada bıraktı. Cebrail bir adım atarsam yanarım. Böyle bir peygamber tamam mı? Şefaatine mazhar eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Siz de deyin içinizde. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ana ali seyyidina Muhammed. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki hadiste bana salavat getirenlerin ismini, cisimlerini, vasıf ve sıfatlarını altın bir tabakta konup melekler bana takdim ederler. Bak, ya Resulallah senin ümmetinden Faruk sana bunu hediye gönderir. Benim de şefaatim acip olur diyor. Ben onu acip demiyor tabi. Ben onu selamını alırım. Ahirette ona delil yaparım. Peygamberden alacağın oluyor da güya. Ne kadar salavat getirsen o kadar alacağın var. Tamam mı Selahattin? İşe git, işe. Sureti mi abi o lafızla ifade eden? Olsun, sureti de geçer o. Al tesbih giderken börek fabrikasına. Lain, Allah'ıma selam olsun. Tesbih, Allah'ıma selam olsun. Ama böyle yapma, ben bir hastanede bir namaz kılayım dedim, tamam mı? Ben kıyamdayım adama. Adam sol tarafta, doktor yani. Tesbih yapıyor Allah aşkına. O el ameliyat yapıyorsa kimsenin. Şöyle yapıyor, inan yapamam abi. Bu, sus, vallahi yapamıyorum. Yapamıyorum, yapamıyorum. Sus, 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 bana Allah, sus, 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 sus olmuştur o. Böyle salavat dahil olur. Nasıl yapacaksın? Kaç dakika oldu ya, bizim kafa gitti. Bir saat oldu mu? Yarım saat, 40 dakika. 45 oldu. Peki, o barlayı okuyayım mı, keseyim mi? Oku, ben oku. Oku, biraz oku. İçimizde kalmaz. Tamam. Vallahi de bir okuyayım. Terseni başladık ha. Merak etme. Şu anda burada değilsin. En büyük aldanış kendini burada zannetmektir. Huzurun kadar buradan çıktı. Mehmet nerede? Cennete git. Bak, içeride huzur var mı arkadaşlar? İçinizde huzur olduğu kadar o huzur nerenin malıysa oradasın. Dünya cinsinden değil bu çünkü. Oradasın. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız, neyi şu anda yaşıyorsanız oradasınız. Ruhunuz orada. Ruhunuz orada olmasa şu huzur olmaz. ...327 barla...
15. notanın 3. meselesi. Düz okuyorum. Vaktim geldi. İzah yapmayacağım pek. Ey insan ve ey nefsim, muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, Cenab-ı Hakk'ın sana inam, ikram ettiği vücudun, vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın. Burayı iyi dinlemen lazım Salih'im. Sana iş yaptığın itibariyle. Bak, sana Cenab-ı Hakk'ın inam ettiği vücudun, cismin, malın, hayvanatın ibahedir, temlik değildir. Ne demek? Emanettir. Mülk değil. Temlik ne demek? Mülk değil. İbahedir. Ne yapmış? Kullanmak için. Verilmiş. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibahe etmiş. Ne yapmış? İstifaden için kendi mülkünü sanın eline vermiş, istifade et diye ibahe etmiş. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz. Bir daha. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz, tedbirinden cidden cahil. Nasıl idare edeceğim ki bunu? Cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Mülk vermemiş. Bu mülk senin değil. Yalan yapma. Benimdir deme. Çünkü mülk olarak verseydi, idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Karacinin çalışıyor mu şimdi? Çalışıyor. Böbrek çalışıyor mu? Çalışıyor. Sen mi idare ediyorsun? Şu anda nefes alıyoruz. Söylemeden önce de yaşadığının farkında bile değildi. Değil mi? Akciğer çalışıyor. Eğer Allah bize verseydi idareydi, bize bırakacaktı. Acaba en kolay, en zahir, bak en kolay, en zahir ve daire-i ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde, 2,5 litre büyüklüğünde bir mide. En kolay, en zahir, daire ihtiyar ve şuura dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde nasıl göz ve kulak gibi daire ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin? Göz. Başka? Kulak. Mideyi idare edemiyorsun. Edemiyorsun. Peki bunu edemeyen gözünü, kulağını nasıl idare edecek? Şimdi neler oluyor değil mi Muhammed, arkada gözün? Demek ki sen idare edemezsin. Edemiyorsun ki. Sen ancak kullanıyorsun. Şu anda ben bak kullanıyorum. Ne oluyor? Ne bileyim ne oluyor? Öyle değil mi? Siz de bana bakıyorsunuz. Ne oluyor? Ne bileyim. Ama iyi şey oluyor. Ha, demek ki bize temlik etseydi, mülk olarak verseydi, idaresi de bizde olacak. İşi anlatacak şimdi. Demek ki bize ibahe etmiş. Kullan demiş. Senindir dememiş. E ne korkuyorsun ölümden? Senin malın değil ki. Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, mülk değil, ibahedir. Hayat, hayat emanettir. Hayatın bütün diğerleri de emanettir. Elbette İbahenin dusturuyla hareket etmek lazımdır. Sana ibah etmişse, emanet vermişse, emanete göre hareket edeceksin. Yani nasıl bir zat, örnek veriyorum şimdi, ziyafete misafirleri davet eder. Sen de ziyafete vereceksin, öyle duydum. Doğru mu? Çorbanız var mı? Var. Kaliteli değil mi? Tamam, öyle desene biraz da şey. Bak arkadaşlar, ziyafet var ha, dersten sonra. Ziyafet deyince... Burayı biraz alıştık ya. Bir zat, cömert bir zat sizin gibi, misafirleri davet eder, onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibah ediyor, temlik etmiyor. Diyor ki al, kullan, ye. Emanet veriyorum sana. Müsene değil. İbahe neymiş biliyor musun? İbahe ve ziyafetin kaidesi ise, Salih bizi çağırdın. Geldin ziyafete, biz Ramazan'a geldik. Ziyafetin kaidesi neymiş? Emanetin kaidesi şuymuş. Ziyafetin ve emanetin ikisinin kaidesi şuymuş. Mihmandarın rızası dairesinde, mihmandar,
ev sahibinin rızası dairesinde tasarruf etmektir. Ev sahibinin dairesinde. Mesela beni iftara çağırdın. Bana kimseyi demeden yanıma adam alamam. Camdan bağırıp hey gelsenize ya bu gel böyle bir çorba al, pilav al, baklavalar al falan diyebilir miyim? Diyemem. Mihmandarın ev sahibinin rızası dairesinde tasarruf etmektir. Öyleyse israf edemem. Yemek beni sofraya oturdum. İsraf edemem, dökemem yani. İsraf edemem. Başkasına ikram edemem senin izin olmadan. İsraf edemem. Başkasına ikram edemem, davet edemem senden izin almadan. Başkasına ikram edemez. Sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez. Dökemez, zayi edemez. Doğru mu? Vallahi bu pirincin nasıl tavana yapıştığını, çiğ köftenin nasıl yapıştığını hiç görmedim deyip tavana atabilir misin? Şu yemek var ya fasulyemin, halıda nasıl döküldüğünü görmedim. Dökebilir misin? Zayi edemez. İsraf edemez. İzin almadan kimseyi davet edemezsin. Bitiyor ders. Öyle mi arkadaşlar? Öyle. Yapsan ne olur? Kovarlar seni. Yemeği boşatana kovarlar. Çık lan dışarı. Saygısız. Kovarlar. Bir çocuk öyle dedi bana. Hocam dedi. Dedi ya günah yapan dedi. Allah niye cennetine koymuyor? Olsun olsun cehenneme koymasın dedi ya. Ortaokul bile gidiyor. Hiç unutmuyorum. Bizim köylü. Dedim ki yavrum siz burada ne oynuyorsunuz dedim. Çelik çumak var ya böyle sopayla. Basıyorsun böyle tak fırlatıyorsun. Ne oynuyorsunuz? Çelik çumak oynuyoruz Hasan amca dedi. Herkes de oynar mısın yavrum? Yok dedi. Niye bazılarını oynamıyorsun? Müzikçi dedi ya. Oyunu bozuyor dedi ya. Ne yapıyor? Gidiyor dedi. Vurma daldı vurdum diyor şeyle tamam. Peki ne zaman ne kadar hata yaptı dedim. Ya dedi birkaç defa yaptı. Yap almıyoruz dedi. Peki alsan ne olur dedim çocuğa. Sorusunu unuttum. Dedi ki gene oyunumuzu bozar. Allah da böyle yapıyor. Allah dünyaya getirdi, oyun oynuyoruz. Oyunu bozdu. Cennete de koysa orayı da bozacak. Orayı bozmasın diye orayı almıyor. Anladım dedi. Orayı da bozar mı? Bozar dedim. Bu adam bozar. Bu adam bozar. Ha, öyleyse israf edemez, başkasına ikram edemez. Sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez. Dökemez, zayi edemez. Eğer temlik olsaydı, mülk olarak verseydi, yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Şimdiye kadar ilk önce hüküm verdi, sonra misal verdi, netice anlatıyor. Alacağımız dersi anlatıyor şimdi. Şimdiye kadar anlatmadı. Şimdi söyleyecek. Aynen bunun gibi. Aynı bu örnek gibi. Tamam mı? Eve çağırdığınız adam bunun gibi. Cenab-ı Hak sana ibahe kullanasın diye verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Bir. İntihar ile hatime çekemezsin. İki, gözünü çıkaramazsın. Üç, manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Hayatına intihar veremezsin. Gözü çıkaramazsın. Manen gözü kör etmek demek olan harama sarf edemezsin. Ve hakeza kulağı ve dili bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Kalbini ruhunu öldüremezsin. Ve eti yenmeyen hayvanı lüzumsuz tazip edip katledemezsin hakeza. Yılanı gördün. Niye öldürüyorsun? Zarar mı verdi sana? Çekip gidiyor. Bak ne diyor? Eti yenmeyen hayvanı lüzumsuz tazip edip katledemezsin. El muzuru yok ten muzur. Muzur katledilir. Ama muzur ise sana zarar vermiyorsa hayvanın eti yenmeyen hayvanla lüzumsuz tazip edip katledemezsin ve hakeza. Bütün sana verilen nimetler bir misafirhane-i dünyanın sahibi olan mihmandar-ı Kerim-i Zülcelal'in kavanin-i şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir. Said Nursi radiyallahu anh. Anladık değil mi arkadaşlar? Var mı bir sorusu?
Demek ki hayatı sana veren, gözü kulağı veren bu zatın rızası dairesine kullanacaksın. Gözü hayatını intihara çekemezsin. Gözü kör edemezsin. Kulağına sağır edemezsin. Manen gözü kör etmek demek olan harama sarf edip öldüremezsin. Yani hepimiz. Televizyonlardan uzak duracaksın. İnternetlerden uzak duracaksın. Temlik zannediyoruz. Televizyonlardan, internetten uzak duracaksın. Durma. O zaman gözü ve kalbi, ruhu zehirliyorsun. Manen öldürüyorsun. O zaman da faturası ağır. Hayatı sana veren zat-ı hayyu kayyuma göre hayatına bakarsan onu evine alamazsın. Almamalısın. Hadi aldın. Mutlak ibadet tarzında kim nereyi seyrederse etsin diye çocuklara peşkeş çekemezsin. Kayıt altına almalısın. Kayıt altına alırsın. Aldın aldın. Alamadın mı seni alırlar. Al kardeş. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Belki üzmüşsünüz. Üzdüm sizi. Canınız sıkıldı. Bunu niye dedi diye. Ama ben de demesem kim diyecek? Ben de demesem kim? Bu sözüm size tesir etmeli. Çünkü ben en az 9-11 tane ciddi televizyon kanalları hala peşindeler. Yok dediğim al dersene. Ramazanlık için. Ciddi, saygın bir toplumda televizyon kanalları. Ve bir tanesinin müdürü, yayın müdürü çocuğu için, 13 yaşındaki çocuğu için yardım istedi benden. Elhamdülillah yardımımız oldu. Hocam dedi, abi de demiyor. Yani hocam dedi, ben dedi YouTube'lardan biliyordum. Elhamdülillah çünkü istediğin zaman diyor. Gelmediğini biliyorum. İstediğin zaman ben falan X kanalın yayın müdürüyüm. İstediğin programı yapmaya serbesttir dedi. Bu nice söylüyor? Televizyonlardan uzak durun, sözüm tesir etsin sana diye. Senin için. El Fatiha.